Çorba söyledim yine. Her zamanki evet, çorbam önüme geldi. Evet. Çorbanın içinden şöyle bir şey çıktı. Şöyle bir şey. O tarafa yani. Tarif et. O tarafa. Nasıl bir şey çıktı efendim? Şöyle çorba şey içtin. İçinden şöyle bir şey çıkmış. Efendim şöyle. Gerçekten. Ne? Hangi çorbacı da içtin? Çorap şurada... çıktı çorbanın içinden. Şurada global köfteci çorbacı orada mı içtin sen? Evet. Köşedeki çorap yer. Çorap çıkmış beyefendi. Çorbanın alo, içinden alo, çorap alo, çıktı. Alo bağla. Dur bakayım kızım. Alo. Bana bakayım global çorbacı. Evet. Hamdullah değil mi? Neydi ismi? Abdurrahman. Böyle bir evet. Şey olamaz. Hem. Alo. Abdurrahman sen misin? Kim yapıyor lan onu? Efendim ne oldu beyefendi? Ha. Abdurrahman. Ha. Bir kadın gelmiş vatandaş çorba içmiş. İçinden çorap çıkmış. Nedir bu rezalet? Evet. Efendim? Aa. Ne demek? Yok adamın iyi niyeti iyi niyeti. Nasıl iyi niyeti? Ben diyor vatandaşın hayrına yaptım onu. Nasıl? He, ikramiyeli çorba yaptım diyor. Nasıl yani? İkramiyeli çorba yaptım diyor adam. Şimdi yavrum seni peki yapacağım. Peki ben ne yapacağım şimdi? Şimdi bir tas daha iç çorabın öteki tekini bul ayağına giy. Hadi. Güzel. Sen de uğraş. Güzel çıkayım. Hanımefendi alalım sizi. Kessin. Buyurun hanımefendi. Kessin. Hanımefendi hoşça kalın hanımefendi. Evet, teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Hoşça kalın hanımefendi. Görüşmek üzere. Evet. Osman'ın bir tane daha herif geldi. Oğlum, nerede? Herif deme. Nerede? Efendi. Ha, beyefendi geldi. Al içeri. Çabuk oy, çabuk oy. Cahil adam. Osman cahil adam sizi bekliyor. Tabii, ol diyor. Bu ya. Ya kardeşim, ben bu ne? Sayın komiserim, nedir efendim bu rezillik? Siz biliyorsunuz, ben yoktum ki yani. Efendim, olur mu böyle şey? Ben şurada 3000'e aşağıda oturuyorum. Ne zaman çıksam çay bahçesinde iki yudum çay içeyim desem geliyorlar mahallenin çocukları bunu kuyruğuma bağlayıp kaçıyorlar efendim. Bu mahallenin çocukları yapar abi. Lütfen efendim bunların... Geçenlerde bana bidon bağladılar ya sen ne diyorsun? O zaman ben Halime şükredeyim. Halime'ye de Şükrü'ye gitsen. Sayın komiserim efendim. Lütfen bunların analarına babalarına tembih edin efendim. Ben alakadarlaşacağım araştırın. Başlık. Lütfen araştırın. Yani. Çok sinirlendim ya. Siz şöyle alalım. Öyle mi? Evet. Teşekkür buyurun ediyorum. Buyurun, buyurun hoş geldiniz. Merhaba efendim. Buyurun, saygılar. Buyurun hoş geldiniz. Saygılar efendim. Saygılar bizden beyefendi. Saygılar bizden. Saygılar. Saygılar evet. Bizden efendim. Efendim efendim. Çok büyük bir adama benziyor tip böyle bir. Efendim hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Hoş bulduk. Geldiniz. Merhaba efendim nasılsınız efendim? Selamun aleyküm. Efendim hoş bulduk. Buyurun efendim. Efendim ne alırsınız? Efendim ben zahmet olmasın ama bir ada çayı rica edeyim efendim. Ne çayı? Ada çayı. He peki. Santral bağla büyük adayı. Hüsamettin. Misafir geldi ada çayı istiyor. Bir sıraya koy biz vapurdan aldırırız tamam mı? Aman efendim olur mu öyle şey? Ta oradan buraya çay gelir mi? Zahmet olmasın en iyisi ben bir tavşan kanı rica edeyim. Tavşan kanı? Tavşan kanı, tavşan kanı. Alo, alo santral. Burgaz Adası'nı bağla. Hulusi sen misin? Ya senden bir ricam var ya. Gönder bekçi birkaç tavşan bulsun. Kanını şişeye koy gönder. Burada misafir var büyük adam. Neyse efendim çok teşekkür ediyorum. Makbule geçti. Efendim? Makbule geçti. Sabahleyin de anası geçti burada. Onlar birisinden kaçıyor. Hay Allah'ım. Anası geçti. Anası geçti. Ne var lan görecek? Sayın komiserim çok teşekkür ediyorum efendim. Estağfurullah efendim. Çok teşekkür ediyorum. Osman'ım, yani. Osman'ım sizin yeğeniniz geldi. Sizi çağırıyor orada. Nerede o? Burada. Efendim ne işte meşgulsünüz? Efendim gel yok efendim. Efendim sanatla dur, icra ediyorum. Sanat ne yapıyorsun? Efendim benim enstrümanım var. Reis Cumhur. Enstrümanı mı? Ha tabii tabii. Nasıl bir şey enstrümanınız beyefendi? Bakınız efendim şöyle. Akraba falan değil ha, o. Evet. Biz de sohbet ediyorduk beyefendi. Evet efendim. Allah şey yapmasın. Ne iş yapıyorsun abi sen? İyi adama benziyorsun ha. Efendim söylemedim değil mi? Kusura bakmayınız. Evet. Efendim ben Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası'nda enstrümanistim efendim. Nerede? Riyaseti Cumhur'danmış. Riyaseti Cumhur yani. Evet. Büyük evet. Adam zaten belli ya. Baksana o. Kafa mafa açılmış ya büyük adam. Efendim siz ne işle meşgulsünüz? Efendim ben aktörüm efendim. Öyle mi? Oynuyorum efendim. Edebiyatla ilgili. Edebiyatla çok ilgim vardır benim efendim. Var mı da mı? Ben bayılırım. Ben biraz müsaade edeyim şu kapıya kadar. Yok gitmeyin efendim. Sizi de bir ölçelim bakalım. Sizin edebiyatlarınız nasıl? Ya. Efendim. İyi midir edebiyatlarınız? Edebiyat nedir o? Ha. Mesela çok okuruz efendim. Değil mi? Mesela bayılırım. Faust'a bayılırım. Ya. Siz beyefendi Goethe bilir misiniz? Niye sordum? Efendim edebiyatçı Goethe'den bahsediyor. Bilmiyor ya, galiba. Yazar efendim yazar Goethe yazar. Yazı mı yazıyor? Evet. Kalemi nereye koyuyor?
Ona kalem dayanmaz. Nokta dedi mi kalem kaybolur. Olur mu efendim Göte? Meşhur bir yazar Faust'un yazarı. Evet efendim. Evet efendim. Hatta efendim onun konferanslarına doyum olmaz. Ne konuşur efendim ya? Ne konuşur Göte? Bir daha şey. Ne dedin bir daha? Nedi? Kimdi o? Konferans Göte veriyor. Allah'ın belası, duyuyorsun değil mi? Hele efendim. El alemin malına bak, bir de sana bak. Sus, cevap verme. Sayın komiserim. Estağfurullah. Üstelik o kadar güzel tabloları var. Çiziyor efendim. Göte. Resim mi yapıyor? Resim ya. Yapıyor. Duyuyorsun değil mi? Sen de resim yapıyor. Tuval kullanmıyor, dona yapıyor resmi. Efendim? İki renk. İki renk kullanıyor. Sarı ve kahverengi. Sus, cevap verme. Ulan sana bir ceza yapacağım. 6 ay kabuz yapacağım. Göreceğim günümü. Beyefendi. Yani ben. Evet. Sürekli Göte okurum efendim. Benim Göte hep başımın ucunda durur. Geceleri kalkar okurum. Siz okuyabiliyor musunuz? Efendim? Göte okuyor musunuz? Okuyor. Nasıl okuyorsunuz? Zaten o da zaten fazla bir lisan bilmez. Nasıl yani? Zart, fıs, o kadar. Sayın komiserim, Göte'nin Berlin'de kocaman bir heykelini yapmışlar. Heykeli var beyefendi, ama heykeli. Ah ya, el alemin heykeli yapılıyor lan. Senin şu kadar biblon yok. Sen kabus olduğumu heykel yapıyorsun, o kadar. Efendim, yanlış anlaşıldı galiba. Meşhur edebiyatçı Göte'den bahsediyoruz. Allah dedanı vermesin ya. Kitap yazarı efendim bu. Ben de onu zannettim zaten. Ha. Öyle değil mi? Ha. Kurtardık paçayı, dur. Efendim. Ha, buyurun, ne iş yapıyordunuz bey? Anlatır mısınız? Dediğim gibi. Ben şöyle bir dışarı kadar çıkayım. Öyle mi? Efendim yok, çıkmayın. Anlatsın beyefendi. Anlatayım efendim. Çıkayım abicim ya. Peki çıkmak istiyorsanız çıkınız efendim. Anlattı başkomiserim. Beyefendi anlatsın. Evet, anlatsın. Demin anlattı. Siz de birazcık daha yayarsanız eğer. Buyurun. Tabii evet. Ne iş yapıyordun sen ya? Efendim ben Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası'nda enstrümanist miyim? Evet be. Büyük adam. Ya. Frigo Ormani. Enstrümanist. Ya. Büyük. Çok yoruluyorum. Bizim efendim ben her şeyi bilirim de bunu bilmem. Yani estrifisterin dedim, bu nedir efendim? Anlamadınız mı efendim? Yok anlamadım. Sayın komiserim ama çok yoruluyoruz biliyor musunuz? Tabii. Ben buralara kolay gelmedim. Nerelere gidiyoruz? Elçilikler, konsolosluklar, bakanlıklar, her yeri dolaşıyoruz. Yurt dışına gidiyoruz. Amerika, Fransa, İtalya, Japonya, her yeri dolaşıyoruz komiserim. Zor büyük ya. Adam. Ya büyük adam ya. Ben buraya gelene kadar okumadığım okul kalmadı. Ya, Edebiyat Fakültesine gittim. Güzel Sanatlar Akademisi'ne gittim. Ziraat Fakültesine gittim. Konservatuara gittim. Sayın komiserim. Benim cahil kalmama sen sebep oldun. Neden? Bana okuyacak okul bırakmadın. Haydi. İsterseniz enstrümanınızı. Okuyacak okul bırakmadın bana. Enstrümanınızı tanıtın efendim isterseniz. Sayın komiserim, en son Güzel Sanatlar Akademisi'nden sonra doktora verdim efendim. Mecbur mu kaldın? Hayır efendim, doktora tez verdim. Ulan git, ne bok ya, sen yapma senin be. Efendim bakınız, ben size enstrümanımı tanıtayım. Siz bu anlamadın. Enstrüman dediğin şey nedir? Efendim benim aletim, enstrümanım benim aletim. He? Efendim benim bana aletim. Bana ne lan senin aletinden? Sayın komiserim biliyor musunuz? He. Benim aletim şu kadar bir şey efendim. Oha! Ne kadar? Şu kadar efendim. Maşallah. Sayın komiserim. Buyurun. Üstelik iki parçalı efendim. Nasıl kullanıyor lan? Böyle vidalayıp vidalayıp kullanıyorum. Paranın gözü kör olsun. Param olsa alacağım 150 parça. Vidala vidala kullanıp atar giderim onu. Sayın komiserim. Efendim? Benim aletimin üzerinde 5 tane, bir tane de altında olmak üzere 6 tane deliği vardır efendim. Kaç delik? 6 deliği vardır efendim. Arazöz müsün lan? Sayın komiserim biliyor musunuz, böyle alttaki deliğe bastığınız zaman ses çıkar efendim. Sesli mi? Ya sesli. Ya paranın gözü kör olsun be. Param olacak, alacağım sesli, sabahi efendim.
havalar mavalar. Sayın komiserim, biliyor musunuz? Geçenlerde benim aletimi bir arkadaşım istedi. Düğünde kullanacakmış. Ulan olur mu lan? Kıramadım, verdim efendim. Birme! Ne biliyor? Çok samimi arkadaşım efendim. Kıramadım, verdim. O da ne yapmış biliyor musunuz? Tutmuş başka bir arkadaşına vermiş. Senin alet elden ele dolaşıyor. Sayın komiserim, benim aletim bana bir geldi böyle pislik içinde. Nasıl hor kullanmış? Tabii kendi malı gibi kullanmaz ki. Ya ya. Hele biliyor musunuz, geçenlerde aletim elimde caddeden böyle karşıya geçiyorum. Geberecek, dur. Aletin elinde mi dolaşıyor? Ha. Ya. Hani derler ya, yiğidin malı meydandadır diye. Sayın komiserim, sayın komiserim, caddeden tam karşıya geçerken gelip kamyonun biri bana çarpmaz mı? Yapma. Aletim elimden fırladı, gidip kamyonun tekerleğinin altında kalmaz mı? Vah 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 vah, nasıl canım yandı, nasıl bağırdı? Nasıl yanmaz ya, insanın bağrına tırnağı kaçıyor, kadar çarptırıyor. Ya hemen aldım aletimi, kamyonun tekerleğinin altından çekişte tornavidayla düzelttim hemen. Düzelttim. Geçmiş olsun, geçmiş ya, olsun. Ondan sonra malıma kıymetini biliyorum. Virme, virme, aletimi, aletimi bir kutu yaptırdım. Hep o kutunun içinde taşıyorum hemen. Emniyette olur galiba. Herkes kullanamaz. Hiç de yanımdan ayırmıyorum. Hep o kutunun içinde dolaştırıyorum komiserim. Şimdi o kutunun içinde dediğin o kutuyu nereye bıraktın, emniyete mi? Hiç yanımdan ayırmam. Burada efendim, kutu burada. Evet. Nerede? Şurada galiba efendim. Bu mu lan? Evet şu. İçinde mi o? Ha. Açayım göstereyim. Açın lan hadi. Komiserim bir göstereyim. Millete aşağılık duygusu mu getireceksin? Olur mu efendim? Bakınız ben aletimle gurur duyuyorum. Ne güzel, ne güzel efendim. Klarnet. Senin alet dediğin bu mu? Ha. Eyvah. Yedim lan seni. Yedim lan. Ulan sayın Allah cezayı mı? Siz ne zannettiniz? Ben de bu zannettim zaten. Haa. Osmanlı. Bravo beyefendi. Çok başarılı. Söyle abi. Osmanlı. Buyurun. Bir tane harif geldi. Harif midir? Beyefendi midir? Belli değil. Let me go. Dur bakalım. Ne oluyor beyefendi? You crazy. Don't touch me. Don't touch me. Who are you? Who are you? Hey. Why I am here? Why I am here? Ne oluyorsa? Eşnebi, eşnebi. You Steven? Tamam dur lan. Ne diyorsun lan sen? Hoş. Şuna bir kemik bulun getirin, hırlıyor. Hadi git lan işin, hadi. I want whiskey. Viski. I want. Sen bağırma, ben sana içki vereceğim. Rakı istiyorum. Rakı ben demek. Rakı. De. Rakı. Hey, don't touch me. Don't touch me. I'm crazy. Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. Senden rakı. Rakı. Who are you? Crazy. Gel lan. Allah komiserim, dikkat edin efendim. Hadi ya, yağmur ya, bu ya sesi yağıyor ya. Nedir efendim o? Ne oldu efendim? Sustu, sustu. Nasıl? Ne yaptınız komiserim? Bir dakika. Ya sustu. Ver, sağ ol. Thank you. Ay. Ne yapıyorsun? Sayın komiserim. Efendim. Kulağınıza bir şey dedi. Ne dedi? Avrupa Birliği olabilir. Şimdi anladım. İlahi komiserim, ilahi. Ne oluyor efendim? Sayın komiserim. Merak ettim efendim. Komiserim. Bakar mısınız? Ben bu fotoğraftakileri merak ettim efendim. Kimdir bunlar? Kızımdan oğlum. Öyle mi? Analarını küçük yaşta kaybettiler. Ben büyüttüm. Şimdi polis kolejindeler. Üniformaları var, o yüzden mi? Mezun mu olacaklar? Bu sene mezun oluyor, bakalım şöyle. Ne kadar güzel, gurur duyuyorsunuzdur. Baba olarak da yaptı. En güzel mesleği yapacaklar. Sizin izninizden geliyorlar değil mi efendim? Ne kadar güzel. Sayın komiserim, biz izin isteyelim efendim. Rica ederim, izin sizin. Ya ara sıra gel, beklerim. Yalnız şöyle bir şey diyeceğim. Yani belki bugün nerede emekli olmak ihtimalim var. Öyle mi? Sabaha kadar öküm kaçıyor, ben karakoldan nasıl ayrılacağım diye. Ama vazife vazifedir, yaptık zaten vazifemizi biz. Sayın komiserim, siz emekli de olsanız ben sizi arar bulurum efendim. Sizi arkadaşlar beni bildirirler sana. Orada kahve var, orada oturuyorum. Teşekkür zaten. Ediyorum efendim. Hayırlı vazifeler. Saygılar efendim. Hoşçakalın başkomiserim. Düğüne bekliyoruz efendim. Sağ olun. Buradan buyurun. Evet. Geçenlerde haber verdiler de emekliliğim için. Çünkü üzülüyorum. Karakol benim hayatım karakol. Bakın. Karakolum.
duvarların çatlak çatlak, tabanının altı patlak, gece gündüz hırsız, arsız, galtak. 30 senem geldi geçti ama ciğerimi deldi geçti. Odunun yok, soban yanmaz. Bir daktilon var, zabit yazmaz. Bir tabancam var, çakar almaz. 30 senem geldi geçti, ciğerimi deldi geçti. Beni dinleyin çocuklar. Bu sene mezun olan bütün genç polislere sesleniyorum. Polis nedir? Polisim sen, bayram, pazar bilemezsin. Çocuğun da olsa göremezsin. Anan ölse gömemezsin. Polisim bu öyle bir meslek ki sen ecelinle ölemezsin. Thank you.